Değerli büyüklerim. Değiştireceğim.
yasa gereği maksimum 3 tane olabiliyor. Seçilmiş Gökhan Kasap burada. Başka kimler? Zafer Alsaç ve Semih Demirci. 3 arkadaşımız seçilmiş. Onun dışında Zeytinburnu tarihinde belki ilk defa bayan bir başkan yardımcımız var. O bu akşam ailesi İstanbul dışından geldiği için onlarla birlikte oldu. Ömer Arasoy var. Bizim şu an meclis üyesi ama ileride bürokrat meclis üyesi olacak Saffet Öz kardeşimiz var. Burada. Belediye başkan yardımcısı bürokrat olarak orada. Şimdilik meclis üyesi. Başka? Görüz Bey var. Ha, bir de bizim eski zabıta müdürü Feruz Kutsal, o da yurt dışında bir toplantı için bu geri dönüşüm ayrışımla ilgili bir toplantıyla alakalı yurt dışında. 7 tane başkan yardımcımız var. Bütün birimleri hizmet binasının olduğu yerde toplayacağız inşallah. Eylül ayının 30'unda yeni hizmet binasına geçiyoruz. Yalnız başkanlık, siyasi partilerimizin grup odaları, artı komisyonların odaları ve meclis eski binada olacak. Orası temsil olarak orasının kalmasını arzu ediyoruz. Tarihi bir mekan. 1889'da yapılmış. Bir restorasyondan geçtikten sonra yine o binanın Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Binası olarak biz kalmasını şahsen arzu ediyoruz. Ama birimlerin tamamını Olivium'un yanındaki yeni yaptığımız yerde toplayacağız. Bir de askeri lojmanlar park olacak. Bir ucunda hükümet konağı, diğer tarafında hizmet binası, bir tarafında da kültür merkezi, ortada da bir park. Altında da otoparklar. Zeytinburnu'nun merkezi bayağı güzel olacak diye umuyoruz. Bu bölgeye de 300 milyonluk yatırım yapılıyor. Bir müze, bir planatoryum Büyükşehir Belediye'miz yapacak. Projesi bitti. İhale aşamasında. Özel sektör ve üniversite olarak yapılacak yatırımlar var. Şu bölge hemen hemen 500-600 milyonluk bir yatırım birkaç yıl içerisinde bu bölgeye yapılacak. Ve bu bölge İstanbul'un gözde bölgelerindeki olacak inşallah. Eğer uygun görürseniz şeye doğru yürüyelim. Cami tarafına doğru yürüyelim. Müsaade ederseniz o tarafa doğru geçelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Cengiz. Benim arabam. Merhaba diyeyim dedim ya. Hasan abi gözünce dayanamıyor. Konuşuyor. Hasan abi iyi gördüm ya. İyisin. Hepsine de şey yapacağız. Şey olsun, bunlar da canlansın. Eyvallah. Yok abi, o ayrı sonra yıktık denir mi? Hayır. Ya o şey, yani şimdi sit alanı ya. Bak, şu bak, bu bak.
Abi, öteki gibi yapın. Açlarım pişti, açlarım. Bacası var. Asıl kömelo ya. Şeyine... O zaman burada bile olmasın lazım. Burada bile olmasın lazım. Yok oraya. Dışarıda yemek yapalım mı yer demek. Abi olur mu? Aşağıya daha fazla yapıyoruz. Allah gözünü seveyim. Şurası ne? Seyit bir sene önce burası. Kendim yastığı 100 saat dolduramadım ya. Çok güzel olmuş. Başkanım ben şeyi sorayım. Sedat çabuk gel. Sedat. Şöyle başkanım. Güneşli bir şey. Cami tuvaletini nasıl buldunuz? Öyle söyleyeyim. Güzel yapılmış, hakikaten güzel. 10 numara değil mi? Güzel düşünülmüş, güzel tatlı. Gerçekten güzel yapılmış. 5 yıldız otel gibi ya. Güzel olmuş, elinize sağlık. 16 camide uygulamaya geçtik. Vallahi tebrik ederim. Sayın Nizam'ın 3 yılda böyleydi. Tuvaletler her kullanımda temizlenmiş. Çok güzel olmuş ya. Tamam. Bir alalım, daha iyi olur yani. Yani bütün camilerde bu olacaksa süper olur. Şu var, bütün camilerde dernekler karşı çıkıyor. Bir kısmı. İleride düzeltiyor. Başkanım şey de var galiba, ben belediye meclisi, tüm şey değil, elektroba da var galiba. Cem evlilerinde var mı? Neresi istiyorsa biz muhabbet olan her yerde varız. Ha, çok ama güzel. Bunun var. Çanakkale'ye kadar değil mi başkanım? Çanakkale'de var zaten. Tuvaletler de fevkalede güzel. Bak buradaki prensip şu, her kullanımda temizleniyor. Harika. Kaç görevli var? 4 tane. Aynı anda 2 tane var. Var diyelim. Kadın tarafında da 2 kişi var. Harika. Burada siz kaç kişisiniz aynı anda? 4 kişiyiz. Aynı anda. Gün içerisinde 2 vardiya çalışıyoruz. Hayır, burası boş kalmama çarptı. 2 kişisiniz değil mi aynı anda? Tabii şu anda 2 kişiyiz. Hayır, 2 kişisiniz. Şey, ücretli mi? Yok. Ücretsiz abi.
çünkü alacağım, gideceğim Başakşehir'e bakacağım. Arkadaşların maaşları 1500 lira. Allah razı olsun. Taşeron firmanı aldı. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Başkanım, arkadaşlarımız da gideriz orada. Tamam. Arkadaşlarımız sağ olsun diye çalışıyorlar. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Bir de engeller. Vasıflarını tavsif eden, açıklayan Es-subhu beda min tal'atihi ve leylü deca min vefratihi, yani bir cümleyle anlam verecek olursak, gündüz aydınlığını senin yüzünden, gece ise karanlığını zülflerinin renginden almıştır anlamındaki bu güzel eserle sizlere merhaba dedik. Efendim, başta da söylemiş olduğum gibi bugünkü programda iki tane Merkez Efendi eseri okuyacağımı söylemiştim. Onlardan diğeri maalesef repertuarımızda yer almıyor.